Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahümme la ilme lana illa ma allamtana inneke entel alimul hakim. Allahümme allimna ma yanfa'una ve anfa'na bima allamtana ve zidna ilme. Allahümme arinal haqqa haqqan ve rzuqna ittiba'a ve arinal batila batilan ve rzuqna jitinaba. Ve cealna mimman yestemi'una al-qawla fe yettebi'una ahsana. Amma ba'd, assalamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Bismillahirrahmanirrahim. Ötmüşünü unutken ümmetini bugünü yok. Özünün faziletini unutken ümmetini geleceği yok. Eğer tarihini, ötmüşünü, maziyini esleştir, maksadımız fakat gene yığılıp koyu şu, şu davullarda şuna kadar bugüne kadar, şöyle maksat olsa bu maksat doğurmaz. Ötmüşümüzünü nur, adalet, hayriyetke tolgen, ekenligini körümüz örgen adıyan bulsak. Dinimiz düşmanları bana şu ümmetini ve onu tarih arası ki koludan keyen işte tosuk koyuşka hareket kılışadı. Maksadı ne mi? Maksadı bu Müslümanlar uladı ötmüşü kandeyi bu geligini unutsun. Tarihi de bu Müslümanların tarihi de kandeyi bir uluk insanlar bu geligini kandeyi uluk kahramanlıyladı ki geliklerini unutsun, isten çıkarsın. Maksadları Müslüman ümmeti onun yolunu körsatıp beredigen, özünün nurli ötmüşünü unutsun, yok atsın. Öz yolunu yaratışı için gerek bulgen, meşanlı, uluk kişilerin hayatını okup uyanıp tapmasın. Ta ki, ata babalarını kıyken işlerini okup uyanıp, uluk uluk işlerine ilhamlanmasın. Her bir ümmet, özünü tarihi bulan fakirlenedi. Özünü uluk insanları bulan fakirlenedi. Şimdi ne ki ümmeti Muhammed fakirlenmesin, özünü tarihi bulan, uluk insanları bulan. Akhir bu ümmet ne? Kim muhtadı? Allah Azze ve Celle muhtadı mı? Kuntum hayra ümmetin uhricetlin nas. İnsanlar üçün çıkarılgen ümmette en yakışsı siler bulduylar. Kim muhtı yaptı bizi? Biz nememiz bilen abzal bulduk onlardan. Başka ümmetlerden. Milletimiz bilen mi? Rengimiz bilen mi? Yok. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geri geçgenliğimiz bilen. Resulullah geçirgen risaletini tasdikle geldiğimiz bilen. Ve bu ümmet şu risaletini insaniyetki alıp çıkarlığı bilen aziz mükerrem buldu. Allah muhta yaptı biz ümmetini. Nimaga muhtanmaylik? Nimaga fakirlenmaylik? Fakat bitta savol. Eğer o'sha o'tgan ata-bobolarimiz, sahobalar bizi hozirgi ahvolimizni ko'rsa, shular bizi zurriyotimiz deb tan olarmidi ekin? Shu savolni berib ko'raylik-da. Kimsizlar sizlar? Sizlar musulmonmisizlar? Desa kerak-da hozirgi ahvolimizni ko'rib turib. To'g'ri. Boshqa ummatlar özünü tarihine muhtanıp, özünü tarihideki uluğ insanlarda ayta fakirlengen payette aytamız ki, doğru, sahrada ösüpkagen bir dona gülünü topup tollaş osan, başka gülü yok da. Bakı kirdiyse hiç kanda gülü bitti gül ösüp kaptı, bunu alıp yapırış osan da. Osman'da bitti yıldız görünüp durup da onu muhtaş osan da. Şimdi buradalar bizi tarihimiz bilasılanma yok şeydi. Gülünü türlü inavlarımdan tolup taşken bakı okşaydı ki, kaysa birini tollaştı bilmişsiniz. Bizi tarihimiz Osmonga to'lgan yulduzlarga o'xshaydi ki her bitta sahaba bittadan yulduz. Qaysi birini muhtojdi, qaysi birini tanlashdi bilmaysiz. Ha, boshqa ummatlar o'zini tarixida o'tgan odamlarni bitta qilgan fazilatli ishiga to'rtta yolg'onni qo'shib bo'rtirib gapirgan. Bizi o'tgan solih insonlarimizning hayotini qarang. O'qib turib, nahotki shunday bo'lgan, biz musulmon bo'lib turib aqlimiz olmayapti. Endi g'ayri dinlar qayoqdan munosan aqllar olsin. Birodarlar, biz tariximizni o'rganishimiz kerak. Ta ki geleceğimiz yolunu bilgiyle olaylık. Yani o olgilerde muhtagenlerini karaydıgan bu ses özünü davranı muhtalgen. Leyli muhtaldı, Stalin muhtaldı, başkası Hitler'e muhtaldı. Hamas muhtaldı. Bir 50 yıl, 60 yıl yokup getirdi orada Hamas. Doğru mu? Sahabala dörtgen yakınçı oldu. 1000 yıldan ötte. İsmaitlisi haliyem raziyallahu anhum acma'in devayet yapız. Mazakıl yapız. Atlarını kısırlarını eşitir. Nima ki bular şunday bir zikirik kaldı. Kıyamet gece zikir kılınadı bular. Çünkü bular da hayattaki maksadı Allah'da razılığıydı. Uydu savasam, tötte maşını alıp arendeye verip koysam, oğlum uyulup kızımı çıkarsam. Bu maksatta yaşamayan ular. Çünkü bu narsalar hazır bize etteyken o uyu maşına toy törkün degen. Bu meyliç bu. Peşinizgi Allah yazıp koygen narsa. Ali maksat Allah'da razı kılıçtı. Niyet kısazan bol aradı bu peşinizde yazılgen. Eğer şunu maksat kılıp başsızlık iyi olsun sen bol aradı. İşen oraylar. Eğer şu yapım doğru bulmasan ama kattalardan soruyorlar. Kim etkeni bularken hoşakalar? Allah'da etkeni olarken.
Bugünkü dersimiz birodarlar Abdurrahman ibn Avf raziyallahu anhu haqida bo'ladi. Bu darsga kirishdan oldin ozgina bir muqaddima qilishimiz kerak bo'ladi. Muqaddimamiz shuki, sahobalarning orasida odamlar uchun kerak bo'ladigan har qanday ibrat namuna bor. Boymisiz, sizga yarash ibrat bor. Kambag'almisiz, sizga yarash ibrat bor. Jismoniy quvvatingiz ko'pmi? Unaqasi ham bor. Zaifmisiz? Abdulloh ibn Mas'ud bor. Bizga tashqaridan qahramonni keragi yo'q. Mana shu ulushni Alloh azza va jalla har bir zamonga va har bir makonga yaratib qo'ygan. Shuning uchun bilishimiz kerak bo'lgan narsa shuki, qaysi bir inson Allohni tanisa, Allohni sibg'osi, Allohning bo'yog'i bilan bo'yalsa, oliy martabalarga albatta ko'tariladi. Yani bizga qada, endi biz pulimiz yo'q, deya olmaymiz. Ha bizning zehnimiz unaqa emas, biz unaqa olim bo'lam, unaqa emas. Alloh taolo kimga nima bergan bo'lsa, shu narsa bilan yuksaladi inson. Musulmon odam Allohni tanisa, Allohni bo'yog'i bilan bo'yalgan bo'lsa, agar boy bo'lsa, boyligiga qul bo'lib qolmaydi. Mana Abdurrahmon ibn Avfni hayotini o'qib turib ko'ramiz. Boyligi qo'lida bo'lgan ekan ularni. Agar faqir bo'lsa mu'min, faqirligi uni yengib qo'ymaydi. Sog'lom bo'lsa, sog'ligini Allohning yo'lida xizmatga sarflayotganini ko'rasiz. Agar kasal bo'lgan bo'lsa musulmon, Allohni taniganligi uchun qanoat qiladi, ajr oladi. Agar qavmni hurmatli kishilardan bo'lsa, bu hurmatini din yo'lida sarflaydi. Agar dunyodagi martabasi ulug' bo'lmasa, dunyodan o'zini behojat bilib, qalbini Allohga bog'laydi, qanoat rozilik bilan yashaydi. Aytmoqchi bo'lganimiz, kimsiz? Jamiyatda tutgan mavqeingiz qanday? Boymisiz, kambag'almisiz, kuchlimisiz, kuchsizmisiz, farqi yo'q. Muhimi Allohning roziligiga intiling, Allohning dargohida sizning manzilatingiz ulug' bo'ladi. Shunda shuncha bor ekan. Iymon bilan boylik bitta qalbda joylasha olmaydi. Iymon bilan boylik bir bo'la olmaydi. Bu ikkalasi bir-biriga qarama-qarshi narsa. Shunaqa fikr bor ekan. Kim aytdi buni to'g'ri deb? Yer yuzidagi eng boy odam bo'lishingiz mumkin. Bu narsa sizni Alloh rozi bo'lgan banda bo'lishdan to'sib qola olmaydi. Eng kuchli odam bo'lishingiz mumkin. Allohga qulchilik qilishdan man qila olmaydi. Zulqarnayn qissasini Alloh bizga nima keltirdi Qur'onda? Yer yuzida misli bo'lmagan podshohlardan bo'lgan, lekin solih mu'min bo'lgan u kishi. Demak, muhimi Allohni taniylik, Allohga bo'lgan muhabbat bo'lsin, uni roziligi intilishlik bo'lsin. Mana Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu kishini iymoni boyligidan ustun bo'lganda qanday bo'ladi? Abdurrahmon ibn Avfning hayotini o'qiymiz, ko'ramiz. Biz odatda buni teskarisini ko'ramiz-a. Iymonidan ko'ra puli balat turganda qanday bo'lishini hayotda har kuni ko'ramiz. Aka-ukalar urushyapti, 5-6 so'm puldi deb. 50 yil, 60 yil do'st bo'lganlar pulni bo'lishga kelganda bir-biriga dushman bo'lib ketyapti. Biz teskarisini ko'ramiz hayotda. Boylik mu'minning qalbida emas, qo'lida bo'lganda qanday bo'ladi? Mana shu narsaga bir guvoh bo'lamiz. Bu sahobani hayot haqida deyarli hammamiz ma'lumotimiz bor, xabarimiz bor. Bu darsda o'qishdan maqsad yana bir marta o'sha ma'lumotlarni yangilab qo'yish emas, balki ana shu ma'lumotlarni tahlil qilish, o'zimizga xulosalarni chiqarib olishlik. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu. U kishi kim edi? İslomga birinchi bo'lib kirgan 8 ta musulmonning bittasi. Tirikligida jannati ekanligini Rasulullohdan eshitgan 10 kishining bittasi. Umar ibn Xattobning vafotidan keyin ahli shuro bo'lgan 6 ta odamning bittasi. Abdurrahmon ibn Avf Rasululloh tirik turgan paytda Madinada fatvo beradigan kishilardan bittasi edi. Abdurrahmon ibn Avf Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga imom bo'lishi sharafi yetishgan sahoba. Abdurrahmon ibn Avf namozda imom bo'lib turganida Rasululloh orqasidan kelib iqtido qilganlar. Bu sharaf birodarlar Alloh yaxshi ko'rgan bandasiga yana beradi. U kishining johiliyatdagi ismi Abdushams, Abdul Amr, Abdul Ka'ba edi. Musulmon bo'lganida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam u kishining ismlarini Abdurrahman deb qo'ydilar. Shunday qilib u kishi Abdurrahmon ibn Avf ismi bilan mashhur bo'ldi. Ism almashtirish bo'yicha ba'zi ukalar so'rab kelib qoladi, "Men atom falondaqa Abdurrahmanga o'zgartirmoqchiman. Nima qilish kerak?" deydi. Bizi xalq sirasi nima deydi? Nima qilasan deydi? Ya, xalqlar tibilyapti, biro deyapti, qo'y deyapti, biro osh deyapti, biro bu narsa yo'q. Ismingiz
yok muydu özünüzde? İslam'a hiç kendi alakası yok, hiç kendi manası yok. Özge atırmak için misiniz? Bugünden başlayan ben Abdurrahman ben. Bu oldu ben Abdurrahman deyiler. O kişinin nasıl nasabları tolu kısmı. Abdurrahman İbn Avf. O İbn Avf, İbn Abdülharis, İbn Zuhra, İbn Kilab, İbn Murra, İbn Ka'b, İbn Lu'ay, İbn Galib, Al-Qurashi, Az-Zuhri. Künyası Abu Muhammed, 30 yaş kirgani da İslam'a kirgan. Abdurrahman İbn Avf raziyallahu anhu, Abu Bakir iman keltirganidan keyin 2 kun o'tib iman keltirdi. Abu Bakir Siddiq raziyallahu anhu'nun qo'lida hali Rasulullah arqomning hovlisiga kirmasdan turib. Bu kişi ham İslam'ını avvalda kabul qilgan sahabalar çekken hamma mashaqqatlarini boshidan o'tkizdi. Boshqa musulmonlar qatori Habashistonga hijrat qildi. Rasulullohga va musulmonlarga Madinaga hijrat qilishlik izn berilganida u kishi ham hijrat qildi. Madina-i Munavvara Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in vafatlarından keyingi davr Madina köçelerinde şovqun suron, qalaqovul ko'tarilib ketdi. Oysha onamiz raziyallahu anha sababini soradı. Aytishdi, bu Şam'dan kelgan Abdurrahman İbn Avf'ın karvonining şovquni 700 ta tuya. 700 ta tuya bitti özünüki, üstündeki malları bilan. Bitti adamdiki. Oysha onamiz Abdurrahman İbn Avf'ın kervanı ekenliğini eşitip başını kımlatıp koyup durup ettiler ki Men Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin Ra'aytu Abdurrahman İbn Avf yedhulul cennete habuan degen eşken ben. Men Resulullah'ını Abdurrahman İbn Avf cennetki emeklep kiredi degen eşken ben dediler. Tireliği de cennetliğini eşitiyor haberini. Sekizde İslam getirgen birinci sekiz adam iddiası yok. Hani çünkü bir ihsan, hayır ihsanladı kıyan kişi ömelep kiredi mi cennetke? Ha ömelep kiredi. Abdurrahman İbn Avf'ke bu haberde ap gelişti. Şaşkeneçi Ayşe anamız raziyallahu anhu'ya aldı gekelip. Ona dedi. Şunu da yaptı işken mi siz dedi. Hani haberde ap geliş iki kılıp olarken. Nasihat manası da, çakımçiliği manası da. Cennetke ömelep kiresseken degen sözünü nasihat manası da ap gelişti. Yani bir adam bir işkanlı işleydi, bir hoca yerinde ya ki bir adamı kolu da işleydi, hıyanat kılı yaptı. Hıyanat kılı yaptı. Burada, maşı hıyanat yüzü koyun. Eğer koymazsınız, ben hoca yerine bari aytaman, hoca yerine sizi malamat kısa, bileyim, ben yetkizdim ona. Bu nasihat bu. Yani innemezden bari aytıp o iş değil mi? Çakımçiliği bu. Abdurrahman İbn Avf raziyallahu anhu, Ayşe anamızı aldıya gelip, bu yege haberini soradı. Ha? Eşkemen Resulullah'ını cennetki ömele kirişliği sakit etkenler. Peygamberimiz cennetki kirişini anık deb etken 10 ta adamla anık cennetki kiredi. Koyanlarını cennetki kirişi ümit kılınadı. Cüdükette farkı var bu 10 ta sahabanı başka sahabalardan. Ve başka Müslüman ümmetiden. Abdurrahman İbn Avf ne kıldı? Hala bu tüyeler haması tohta ülgümü. Üstüdeki yükleri düşü ülgümesten. Hammasını Allah'ın yolu da infak dedi. Sonra etti ki Vallahi la adkhulannaha khababan laysa habwan. İhsan qilib qo'yib turib aytdiki, Allohga qasam, jannatga o'malab kirmayman, yugurib kiraman dedi. Payg'ambarimiz o'malab kiradi dedilar. Abdurrahmon ibn Avf yugurib kiraman deyapdi. Bu sahobaning gapini bir qarasangiz tashqarisidan payg'ambarimiz so'ziga qarshi gapirayotganga o'xshayaptimi? Buni qanaqa qilib tushunamiz? Payg'ambarimizning aytgan bu hadisi hukmmasida. Tushunarlimi mi? Bu haber edi. Ettegi yağmur yağadı degeni bu haber. Ettegi yağmur yağsın degeni mi bu? Eğer hüküm bosa Abdurrahman nima kısa kımasa olmalıp kiredi. Eğer haber bosa Abdurrahman bunu uzgartırışı mümkün. Bu sahabanı yapını Resulullah'ın yapıya karşı yapırgenliğini zahırıdan kalasık. Kendi düşünemiz. Bu müşkülanı kendi halkılamız. Müşküle kuyudaki şahal buladı. Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem halatrik bayitleri de İbn Avf'a şunu dedi kendiler. Ya İbn Avf, inneke minel agniya. Ey İbn Avf, siz boy badavlat kişilerdensiz. Boy badavlat akiler eşit duruyorlar. Ve inneke satatuhulul cennete habvan. Elbette siz cennetke emekilep kirasız. Fa akridillaha yutliku leke kademeyke. Bas Allah'a karz berin. Yani Allah'ın yolu da infak ihsan kılın.
Allah ikkala ayağınızı boşaltıp koyadı. Yani infak ihsan kımasız, kirasız, ömürlep kirasız. Eğer infak ihsan kılıp Allah'a karzı hasana versiz, Allah ayağınızı yetişip koyadı, cennetki yügürüp kirip getirsiz. Mana şu, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bergen, etken sözünü mahkem işledi. Resulullah'ını bergen, yeçimini mahkem tuttu. Şimdi bu, braderler, Abdurrahman İbn Avf'ın Peygamberimiz namut kuma geldiği. Kolada davleti var, akeler geyim, hut düşünersen aytamız. Siz hem cennet kekirasız, çünkü kelime keltirgensiz. Yan başındaki kembağalı hoşunuzda hem cennet kekiradı, uyan iman keltirgen. Lekin siz arka arada kalasız, eğer infayı son kumasız. Sen bu lütfen düşüyorsunuz, sayahattan keliyatıp. Hiç kendi çamadanınız olmasa, şunu da kelasız da, bagaj izlem kütmüşsünüz, peşat olup girip yata orası, ürk düzgen. Şimdi köprü soğuk salama gelmişsiniz, köprü çamadanınız olsa ne kılasız? Kütasız, çıkmaya kaladı, sıkılasız, isteyesiz, yügülasız, kim? Bari arkada çıkasız da. Şunun için kolada davleti var, akeler, Allah da Allah, buralarda vermeye sınayken olsa başkalarda, sizge verip sınadı. Siz hem cennet kekirasız, uyan, lakin infakılın etler akirip yatasız. Adatta boy badavlat kişiler malları onların maşallah koyadı. Çünkü daim tedbirini kıp duruş gerek. Kıyayın o katta pul düşerli. Doğru mu? Bir son çıkıp gelsene mi oladı, bir son çıkıp gelsene mi oladı. Kurs tıkarıyorsunuz o daim. Bugün neç pul oldu ikinde. Mesela pul yoklar ki ahemiyeti yok. Bey neç pul dolar diyorsunuz. Kere bosa. Pulu köp adamın kalbini pulu maşallah koyadı adatta Allah'ın zikirden köre. Kelle innel insana la yatığa arra'a hustağına. İnne ila rabbike ruca'a. Allah Teala aytadi, dar haqiqat kofir inson, kofir inson. O'zini boy behojat ko'rgach, albatta tuyonga tushar, haddidan oshar. Allohni tanimagan odam puli ko'payganda bilamiz nima bo'lishini. Bu Allohni tanigan odam bo'lganida sinoligini bilar edi. O'zini yo'qotib qo'yadi. Birdaniga boyib ketgan odam. Ko'rmaganmi? Ey inson, albatta yolg'iz Parvardigoringa qaytishing bordir. Ya'ni ana shu kunda Alloh taolo buni haddidan oshganligini hisobini chiqarib beradi. Ey Ibn Auf, albatta siz boy badavlat kishilardansiz. Agar molu mulkingizni infoq qilsangiz, Alloh qadamlaringizni yechib qo'yadi, jannatga yugurib kirasiz. Asarlarda keltiriladi. Xuz minad dunyo ma shi'ta. Dunyodan xohlaganingcha ol. Dunyoni matohidan. Va xuz bi qodariha hamma. Üşünün çelik, gam diye bir yelkenge al. Men akıda mine dünya favkama yekfihi. Kim? Özüge kifaya kıladı gönüden körü köprü adı olsa dünyadan. Akıda mine hatfihi ve huve la yaşur. Özünü ölümüden, halaketüden aptı. Lekin bunu sezmiydi. Abdurrahman İbni Avf için malı devlet nime idi? Abdurrahman İbni Avf için maksat mesedi. Malı dünya balik. Asosiy maqsadi emas edi. Balki asosiy maqsadiga yetkazadigan sabab edi. Monancha pul to'plasam deydi. Maqsad pul to'plash. Ibn Avti maqsadi pul to'plash bo'lmagan. Maqsadi jannatga borish bo'lgan, pul unga olib boradigan sabab bo'lgan. Abdurrahmon Ibn Avf badavlat mo'min kishi. U molining ustidan xo'jayin. Moli unga xo'jayin emas. U pulini Allohni yo'lida, jannat yo'lida infoq qiladi. Molu devleti cennetki alıp oradığını vasıta. Abdurrahman İbn Avf, İslam'a bana ettik, 8. bolu kiriyen kişiydi. Abu Bakir, Osman, Zübeyir, Talha, Sa'd raziyallahu anhu'ya İslam arz kılınganı da ikkilenmeyi kabul kılıştı. Siddiq bilen birge barı peygamberimizge bayat verişti, birincilerden İslam bayrağını kurtarıştı. Siz bilen bizi zamanımızdaki boylardan iki tasını kıssası. Bir kişi ayeti beredi, Ramazan ayıda katta bir supermarkette Xo'jayinini xonasiga kirdik. Juda ham katta supermarket, shuni mulki, ichidagi tovariyu hamma aboratda shu odamniki. Unga kirib, Ramazon oyida turibmiz birodar, xayr ihson oyi, boshqa oylardan ko'ra savobi ko'proq bo'ladi. Yetim yesirlar bor, miskinlar bor, kambag'allar infoq qiling dedik. Haligi odam xo'p dedi-da, cho'ntagini kavlab turib, ikki kishini abetli pulini chiqarib berdi. Ahiratni qadri sen uchun shunchalikmi? O'ziga beryapti. Qancha beryapti? 300 so'm pul beryapti-da.
Qarang ibn Avta, o'lib ketdi u kishi. U kishi yoshiga bolalar o'tib ketdi. Nimani olib ketdi o'zi bilan? Qilgan infoqingiz. Aytdi-ku, inson ikkita savobni o'rtasida o'ladi. Bitta savob qoldirib ketgan savobi, bitta savob o'zidan burun o'tkazib qo'ygan savobi. Endi shunday odamlar bor, qo'lida dunyosi haddan ziyod ko'p. Qoldirmayapti ham. O'zi bilan ham olib ketmayapti. Qoldirmayapti degani dunyoda sarflab qo'ymayapti musulmonlar yo'lida. Duo qiladigan. Turibdi sefda, sandiqda turibdi, bochkada yoki filyagada. وَسَارِعُوا إِلَى مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ أُعِدَّتْ لِلْمُتَّقِينَ Biz bu narsani ana shu qo'lida davlati bor akalarni oxiratga o'tkazib qolinglar deb rag'batlantirishlik uchun aytyapmiz. Biz hasad qilmayapmiz, yomon ko'rmayapmiz. Qiyomatda hisobi og'ir bo'ladi. O'zingizlarga o'tkazinglar. Shoyat shu kunlarda shu qilib qolsa, qiynalgan bir qarindosh uylana olmayotdi. Erga tayyomayotdi. To muruvat qilib qo'yinda borib turib. Abdurahmon ibn Avfkachi payg'ambarimiz duo qilganlar. Alloh baraka bersin. Olib kelganiga ham, qolganiga ham. Shunaqa baraka ko'tarildi. Xayolimda deydi, toshni ko'tarsam tilla topardim, kesseda jildirsam kumush topardim. Shu darajada Alloh taolo baraka berdi deydi. Alloh taoloning yo'lida sarf qilganligi uchun shunday duo qilinibdi u kishiga. Ehtimol bitta zaif odamni duosi ijobat bo'lib qolib, mol-u mulkingizga Alloh taolo baraka berib yuborar. Qarzlaringizdan qutulib ketasiz, chiqolmayapsiz qarzdan. Yana bitta savdogarning oldiga borishdi bular. Ana shu Ramazon oyida. Borib turib, yetim yesirlar bor, Ramazon oyida turibmiz, miskin bechoralar bor, bir xayr ehson qiling dedi. Uni ham shunaqa supermarketi bor. U nima dedi? Boringlar, nechta kassa bo'lsa hammasini aylaninglar dedi. Naqd pulini hammasidan olinglar, menga qanchaligini ham aytmanglar dedi. Chunki oxiratga o'tkazib qo'yapti. Alloh biladi nechta puligini. Endi qarang, mana shu odam uzoq umr ko'rdi. Qaraganida qoniga bir kasal tegdi-da, og'ir kasalga chalindi. Analiz qilgani qonini olib ketishdi. Endi ana shu shifoxonadan telefon qilyapti buni uyiga. Uydagi farzandlardan bittasi turupiyani ko'tardi. Ota nariga xonada turupiyani ko'tardi. Nariyadagi tashxisni natijasi shunday bo'ldiki, qiyin ekan, tuzalmaydigan kasal ekan. Bir oy, ikki oyga boribdi uziladi deyapti. Endi boyaga xayri saxovatli boy eshitdi buni, turupiyani qo'ydi. Buni buyog'ida qilgan ehsoni endi boshqasida deya. Tushunarlimi? O'lishiga bir oy, ikki oy qolganligini eshitib turib qilgan ehsoni boshqa narsa. Ayyu sadaqatin a'zomu ajron dedi Rasulullohdan. Qaysi sadaqa eng ajri ulug' bo'ladi deganida anta tasaddaqu anta sahihun va shahihun taqshal faqr va ta'malul g'ina. Eng ulug' sadaqa sen sog' bo'lib turganingda, baxil bo'lib turgan paytingda, kambag'al bo'lishdan qo'rqib, boy bo'lishdan umidvor bo'lib turgan paytingda qilgan sadaqang. Undan keyin pulimni balonchasi palonchiga palonchiga dema. Endi o'shlardiki aylanib ketdi puling deydi. Mana endi bu odam sog'ligida, hali bu o'lishini eshitmasdan turib qilgan hamma xayr ehsonlarini bir eslaydi-da, qalbi xotirjam. O'tkizib qo'ydi oxiratga. Birodarlar, xalqim g'arg'aramaya kelganda joning deydi payg'ambarimiz. Pulimni palonchasi pokinchiga, pokinchasi palonchiga demagin. Endi pul o'shlarniki deydi. Chunki kerak emasda sizga. Bunday kishi o'zini o'limini xabarini eshitgan paytda xotirjam nafsidan kutib oladi, jazovaga tushmaydi. Albatta bu kishini xursand qiladigan ulug' amallardan. Alloh taolo aytadi: "Abdi a'toytuka malan famada sana'ta fihi?" O bandam deydi qiyomatda Alloh taolo bir bandasiga. Men senga mol va davlat berdim, boyga aytadi. Sen unda nima ish qilding? Banda aytadi: "Ey Robbim, bolalarim mendan keyin kambag'al bo'lib qolmasin deb hech narsani sadaqa qilmadim, bolalarimga qo'yib keldim" dedi. Alloh taolo aytdi: "Axir men Razzoq va buyuk quvvat egasi ekanligimni bilmasmiding? Sen qo'rqqan narsangni sendan keyin bolalarning ustiga tushirdim" dedi. Kambag'al bo'lib qolishdan qo'rqib infoq qilmoqdingmi? Bolalaringni kambag'al qilib qo'ydim men. Chunki meni qo'limda edi bu narsa" deyapti Alloh taolo. Alloh taolo bir bandaga aytadi: "Ey bandam, senga mol berdim, davlat berdim, boylik berdim. Nima qilding unda sen?" Qarang, boy ham kambag'al ham bir xil namoz o'qisa. Boy ham kambag'al ham bir xil roza tutsa. Boy ham kambag'al ham bir xil nafl namoz o'qisa, nima farqi bor boyni kambag'aldan? Ana shu Alloh bergan oshcha davlatni infoq qilishligi bilan farqi bor-da. To'g'rimi? Axir turmush sharoitingiz qo'shningizdan ko'ra har tomonlama baland-ku. Endi infoqingiz ham shunga yarasha bo'lishi kerak edi. Transformatorga pul yiqqanda 100 so'mdan emas 1000 so'm bering edi siz. Chunki sizga Alloh ko'proq bergan edi, bularga ozroq bergan edi. U banda aytadi:
seni eng yaxshi saqlovchi ekaningga bo'lgan ishonchim tufayli har bitta miskinni bechoraga molimdan infoq qildim va sen rahimlilarning rahimlirog'isan. Alloh taol aytadi, sendan keyin bolalaringni saqlovchi menman. Bolalari ko'chada qolmadi. Bolalar kambag'al qolmadi. Alloh azza va jalla bu kishilarning hayotini o'qib o'rganib, ibratlanishida hammamizga nasib etgan bo'lsin. İnşallah Abdurrahman ibn Avf haqidagi darsimizni davomini keyingi juma davom etkizgan bo'lamiz. Aqulu qavli hada va astagfirulloh li va lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala sayyidina Muhammed as-sadiqil va'dil amin. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina al-batila batilan warzuqna ijtinabahu. Wa ij'alna mimman yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Amma ba'd. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Abdurrahman ibn Avf roziyallohu anhuning hayoti. O'tgan darsda o'qidik. İnşallah mana bugun davom etkizamiz. Abdurrahman ibn Avf roziyallohu anhu asharay mubashshara bo'lgan 10 kishining bittasi. Mana shu 10 kishi yana jannatga kiradi, aniq. Chunki payg'ambarimiz ularni nom-nom atganlar. Ammo boshqalarini jannatga kirishi umid qilinadi. Ahli shoro bo'lgan 6 kishining biri tijoratda mohir inson edi. U kishi o'zi haqida aytardiki, xayolimda yerdan toshni ko'tarsam taydan tilla, kesagini jildirsam taydan kumush topadigandek his qilardim o'zimni. Hozir juda bir muhim narsani aytaman, diqqat qilib turinglar, savdogarlar. Haligi hayotda muvaffaqiyat erishgan, hayotda bir o'zini o'rnini topgan odamdan intervyu oladi. Siz deydi, shunday martabaga qanday erishdingiz deydi. Desa turadi, bilasizmi deydi. Ehtimol junub. Ehtimol tahoratni bilmaydi. Lekin hayotda qaysidir sohada muvaffaqiyatga erishdi. Chempion bo'ldi, yo bir she'riyatda bir qad. Xolos bir narsa bo'ldi-da endi. Musulmonlarning ichidagi eng mohir savdogarlardan bo'lgan Abdurrahmon ibn Avfdan so'rashdi. Buncha boylikka qanday qilib erishdingiz? Ha, Rasulullohning duosi bor edi o'sha kishining ustida. Mana shu narsa esimizdan chiqmasin. Birinchi shu. Endi qarang, o'ziga tegishli bo'lgan joyda. U kishidan so'rashdi. Qanday qilib mana shuncha boylikka ega bo'ldingiz? Ibn Avf javob berdi. Vallohi mastaqlaltu ribhan va la bi'tu daynan. Tijaratu dayni laysat bi tijara, bal hiya zullun va tasavvulun va faqrun va hammun. Vallohi hech qachon topgan foydamni oz sanamaganman. Qo'lingizdan keladi savdogarlar. Topgan pulimni hech qachon oz sanagan emasman. Vala bi'tu daynan. Nasiyaga oldi sotdi qilmaganman. Chunki tijoratu dayn, nasiya tijorati tijorat emas. Bas u xorlik, faqrlik va g'amdir. Nasiya qilmaydigan odam bormi savdogarlar ichida? Yo'q, nasiya savdo mumkin. Nasiya halol mumkin. Ammo bu kishi o'ziga nasiyani lozim tutmagan ekanlar. Nasiya savdosini qilmagan ekan bu kishi. Chunki nasiya savdosi tijorat emas, u xorlik, faqrlik, g'amdir. Mana hozir savdogarlardan boshqa mamlakatlarga mol chiqarib yuborib, jirillab yurgani o'shuncha. Aytinglar, o'shini nasiya qilib bermasdan uyingizda turgan yaxshi bo'lamidi hozir? Endi bo'lmay qolgandan keyin aytayapsizlar-ku, kelmay qolgandan keyin. Zakotga bersa bo'lardi o'shini, yoki bo'lmasa yarim narxiga sotsa bo'lardi. Endi bu bo'lmagandan keyin aytayapmiz-da. Bu yerda to'g'ri tushuninglar. Bu masjidda turib nasiya savdosi mumkin emas deyildi degan xulosaga bormanglar. Nasiya savdosi mumkin. Qayerga borasizlar nasiya qilmay hozir? Lekin bu kishi nasiya qilmagan ekan. Nasiyaga olmagan ekan, nasiyaga sotmagan ekan. Endi kim uddasini o'ta olsa buni. Ammo birinchisini uddasini o'tamiz, ha? Topgan foydamni nima demadim? Oz sanamadim. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu yo masjidda, yo Rasululloh bilan birga g'azotlarda yoki tijoratda bo'lar edi.
Bana şu üç torunda, yani bekarçı masada o kişi. O kişi ayet aradı. Nima qilay? Axir ertalab 100 ni infoq qilsam, kechki payt Alloh taoloning 1000 ni bersa, nima qilay? Infoq qilaman dedi aradı. Yani ertaman 100 bersa, kechki payt 1000 olsa zo'rda, to'g'rimi? Endi nimaga Alloh berdi desa, bu odam o'sha narsani olmasdan turib ham bergan. Abdurrahmon ibn Avfning iffati. Madinai Munawvaraga Makka'da musulmonlar hijrat qilishdi. Makka'da 13 yillik da'vatdan keyin Quraysh'dan noumid bo'linganidan keyin Alloh taolo buyurdi, Rasululloh va sahobalar Madinaga hijrat qilib kelishdi. Hamma yo'g'ini tashlab kelishdi. Uylarini, mollarini, joylarini, hamma narsani tashlab Madinai Munawvaraga nol bo'lib borishdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam madinalik ansorlar va makkalik muhojirlarni bir-biriga birodar tushuntirdilar. Ya'ni tarixda bu narsa bo'lgan masala. Va haqiqatan insoniyat tarixida oltin harflar bilan yozilish kerak bo'lgan narsalar edi bu. Abdurrahmon ibn Avfni Rasululloh Sa'd ibn Robi al-Ansoriy bilan birodar tutundirdilar. Endi ibn Avf Sa'd ibn Robiyga xuddi o'zini tug'ishgan ukasidek yoki akasidek. Sa'd ibn Robi dedi: "Ey ibn Avf, siz meni birodarim bo'ldingiz. Men Madinadagi eng badavlat kishilardanman. Molimni yarmini oling." Yana bir oyatda ikkita bog'im bor. Bittasini oling, ikkita xotinim bor. Ko'ring, qaysinisi yoqsa, o'shunisini taloqqa beraman, iddasi chiqqanda uylaning dedi. Qiyomatli akun ko'rganmiz deb qo'yadi. Beringda mashinangizni. Jizim bermaydi. İkkita telefoni bor. Bermaydi. Lekin ular Alloh va Rasulining muhabbatini mol dunyosidan ustun qo'ygan. Alloh taolaning nusrati nima uchun bularga kelgan? Mana ko'ryapsiz nima uchun kelgan. Qarang, Abdurrahmon ibn Auf nima dedi? Molingizga, ahlingizga Alloh baraka bersin, menga bozorni ko'rsatib qo'ying. Sahoba ikromlar, ansorlar. Qarang, o'zlarini emas, muhojirlarning foydasini oldinga qo'yishdi. Endi muhojirlar bunday bir sahovatni qanday qarshi olishdi? Ansorlardan misli ko'rilmagan xayri sahovat zohir bo'ldi, muhojirlardan esa tengsiz iffat namoyon bo'ldi. Beryapti o'zi, so'ramayapti bu. Ta'ma qilmayapti, shunday beryapti, lekin olmayapti. Rizq, birodarlar, Allohdan. Ta'magir bo'lsangiz ham o'zingiz rizq yeysiz. Ta'magir bo'lmasangiz ham Alloh yozgan rizq yeysiz. Faqat ta'ma yo'li bilan olasiz. Birodarlar, tarixda bironta muhojir Ansoriyning molini olganiga haqida xabari yo'q. Nafaqat Abdurrahmon ibn Auf, bironta muhojir Ansorning moliga qo'lini cho'zmagan edi. Shuning uchun qo'li kalta inson bandadan kutmasin. Aytsinki, "Ey Robbim, o'zingning fazling bilan meni rizqlantirgin. O'zingdan boshqaga meni muhtoj qilmagin. Meni hojatimni o'zingdan boshqaga qo'ymagin." Sa'd ibn Robi ibn Aufga bozorni ko'rsatib qo'ydi. Abdurrahmon ibn Auf tijoratchisi edi. Bozorni yurgizardi. Madinadagi bozorni boshqaradiganlar yahudlar edi. Ularning bozori riboning ustiga qurilgan edi. Madinaga borgan kunidan boshlab birinchi qilgan ishi bizni o'zimiz alohida bozorimiz bo'lish kerak degani bo'lgan. Fa adanu bi harbi min Alloh va Rasuliga. Riboga qo'l urganlar Alloh va Rasuliga qarshi qurol ko'targan bo'ladi. Bir qishloq hammasi kredit olgan. Kerak emas edi kredit. Ona opti, uy sotdi. Mana opti to'y qildi, men ham oldi. Kerak emas edi o'zi u kreditni. Ob oldi, yopolmayapti, yopolmayapti. Qishloqda falonchi dedi, kredit yopdi dedi. Yugurib borishadi. Qana qilib yopding desa, yana bitta kredit olib yopib qo'ydim dedi. O'sha uyini sotib ko'chada qolgandan keyin aytadi, "Menga kerakmidi shu kredit?" dedi. Kishi o'zini hayotiga rozi bo'lsa, hayoti zo'r bo'laveradi. Musibat nimada? Rozi bo'lmaydi-da. Kattaroq mashina meniki dedi. Yana ham chiroyliroq uy solay dedi. Yana ham kattaroq restoranda to'y qiladi. O'zi o'tyapti kuni. Qarang-da. Uyi bor edi. Tomi qishi bo'lsa ham, adelkasi xunigi bo'lsa ham otasidan qolgan uyda yashayapti tinch. Mana endi katta etiraman dedi. Ko'ring ko'chada qolganini. Abdurrahmon ibn Avf tijorat bilan shug'ullandi. Ozgina vaqtdan keyin qo'lida pul to'plandi, uylandi. Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu payg'ambarimiz oldiga o'tib qolganlarida Rasulullohga Abdurrahmondan bir atirni isi keldi. Ya'ni kuyovbonlar sepadigan atir ekan-da endi. "Ey ibn Avf, uylandingizmi?" "Ha, uylandim."
avlin valav bishatin. Bitta qo'y soyib bo'lsa ham valima qilib bering dedi. Xotinga mahrga nima berdingiz deb so'raganida Rasululloh ibn Auf danakcha keladigan oltin dedilar. Rasulullohni to'yiga aytmadi Abdurrahmon ibn Auf. Meni aytmadi to'yiga deydi. Domlasi bo'lib turib meni aytmadi deydi. Endi domlasi desa yoki ustasi bo'lib turib meni aytmadi deydi. Hech narsa bo'lmas ekan. Xullas payg'ambarimiz Abdurrahmon ibn Auf to'yiga aytmagan ekan, Rasululloh o'pkalamagan ekanlar, qo'y so'yib e'lon qilib qo'ying, valima qilib qo'ying deyaptilar. Demak, to'yning minimalisti shu. Jonliq so'yiladi shukronasiga, mehmon chaqiriladi, uylanganligi e'lon qilib qo'yiladi. U holda qo'y so'yib to'y qiling dedilar Rasululloh. Ortidan Alloh molingizga baraka ato etsin deb duo qildilar. Ibn Auf aytadi, shu duodan so'ng mol-u dunyo ortimdan ergashib yuradigan bo'ldi. Har bir toshni tagini ko'tarsam albatta yo oltin yo kumush topar edim. Bandani bergani hech qachon Allohni bergani kabi bo'lmaydi. Chunki birodarlar, bandaga ehtiyojing bo'lsin, bandani quliga aylanasan. Undan behojat bo'l, shu bandani tengiga aylanasan. Agar shu bandaga ehson qilsang, uning xo'jayini, amiriga aylanasan. Shunda ham rizqingni yeysan, uchala holatda ham. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam duo qilgan ekanlar, Allohumma man ahabbani faj'al rizqahu kafafan. Parvardigor kim meni yaxshi ko'rsa, uning rizqini kifoyali qiling. Meni yaxshi ko'rgan ummatimni rizqini kifoyali qiling degan ekanlar. Kifoyalik nima? Bir narsaga muhtoj bo'lmasdan yashashlik. Hayotidan qanoatli bo'lib yashashlik. Boy qilib qo'ygin demayapti. Chunki dunyo qancha katta bo'lsa, tashvishi ham shunga yarasha bo'ladi. Shuning uchun musulmon odamni hayotini eng mustavosini komili kifoyalik. Endi haddan oshib yuboradigan boylik ham emas, tushkunlikka tushirib yuboradigan nima emas, faqirlik ham emas. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam vafot etganlaridan keyin u zotning zavjai mutahharalarni xizmatida turdi Abdurrahmon ibn Auf roziyallohu anhu. Bu ummahatul mu'mininlarni barcha hojatlarini sidqidan bajarardi. Safarga borsa billa borardi, sarfarjatini qilardi. Hajga chiqsa onalarimiz ummahatul mu'mininlar kuzatib chiqaradi. Ularga havdajlarni qurib berardi. Ularni doim xizmatida o'zi qoyim bo'lardi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning onalari Amina binti Vahb qabilasiga Abdurrahmon ibn Auf ana shu qabiladagi faqir musulmonlarga Makka'dan Madinaga ko'chib o'tganlarga payg'ambar alayhisalom ayollariga mollarni tez-tez taqsim qilib turardi. Katta miqdordagi mablag' Oysha onamizga ham kelganida Oysha onamiz so'radilar, qayerdan keldi bu pul? Abdurrahmon ibn Aufdan. Payg'ambarimizning bir so'zini eslatdilar Oysha onamiz. Allohning rasuli aytgandilar, mendan keyin sizlarga ummahatul mu'mininlarga faqatgina sabr bardoshli kishilarga mehribonchilik qilishadi. Abdurrahmon ibn Auf mana shunday maqtal olgan kishilardan edi. Ibn Auf shuncha bir katta moli davlat egasi bo'lishiga qaramasdan nihoyatda saxiy edi. Moli dunyosini ayab ziqnalik qilmas edi. So'rashga uyalayotgan kishilarni bilib qolsa muhtojligini, so'ramasdan, u so'ramasidan avval pinxona olib borib yordam berardi. Qarang, u kishi ajali yaqin bo'lganini sezganida juda ko'p qullarni ozod etdi. Boyligini katta qismini islom ravnaq yo'lida sarf qildi. Qonuniy merosxo'rlarga taqsim qilingan, qoldirilgan boyligini sanog'i yo'q edi birodarlar. Ammo puli shuncha ko'p bo'lishiga qaramasdan moli dunyo tuzog'iga ilinmadi u kishi. U kishi o'zini qullarini orasida yurganida, xizmatchilarini orasida yurganida tanimagan odam kelib, qaysinisi sayyidi, qaysinisi quli ajrata olmasin. Mana endi Abdurrahmon ibn Aufni qilgan infoqlaridan iborat bir karvonni eshitamiz. So'mga chaqib qo'ydim hisoblab. Bizni tasavvurimiz oson yetishligi uchun. O'zini Abdurrahmon ibn Auf bir yerini 40 ming dinorga sotdi. 3dan birini o'zining urug'i Banu Zuhraga tarqatdi. 3dan birini ummahatul mu'mininlarga berdi, yana 3dan birini musulmonlarning faqirlariga. 40 ming dinor 2 mingta nisob degani. Bitta nisob 105 ming so'm degani. Endi 2 mingta nisobni hisoblaydigan bo'lsak 210 million so'm pul bo'ladi. 3ga bo'ldi, har qismi 70 million so'mdan pul edi. Aytishga oson-a?
Peygamberimizin ayolları 70 milyon. Mekke'deki, Medine'deki kembağalar 70 milyon. Banu Zuhra'ya 70 milyon. İslam'ı şuna kadar düşünemez. Kılıngan infadı 10 kolin bergenini çok kolay bilmesini gerek. Karen İbn Avf 210 milyon tarikatı var yaptı. Bir tarikat kendi. Hey, badavlat akeler özüyleden soruyorlar. Topkan pulumu bir 10 faizini ötküzdün mü? Zakattan taşkarı. Zakattı mecbur birasılar Allah'dan korkup. Bir 10'dan birini ötküzüp koydun mu? Soruyorlar özüylerden. Kıyametke borgende Allah dağılan oldu. Kısap kitap ağır oladı. Kembağallarda Allah kembağallıyı bilen sınaptı. Sizi devlet bilen sınaptı. Uyam sınav, buyam sınav. Bu kembağal çıralı ötekken de razı olup. Ama siz şey. Kudaya şükür. Allah'a şükür deyip durup. Tiliz bine etse şükür. Adab o muydu pulizi? Şükür sizge verilgen nimette özüden sarpılıngen de buladı. Pul verdi mi? Pulizi sarpılıyor. Şimdi kembağalam kudaya şükür deyip kutulu olursa. Bayam kudaya şükür deyip kutulu olursa. Bu baydın mı parka var kembağaldan? Ahli davlat akeler bu kişilerin hayatını ibret alıyorlar. Kan o kişi hazır. Yok. Müslüman kişi ikide savabda ortasında öyledi. Özüden ki kaldırıp getirirken savab var. Özüge, kıyametke, ahiretke, cennet bugün. Müslüman ikide savabda ortasında öyledi. Var mı arka izle aldı izle? Siz polis bile koyup getirirken savab. O kişinin kıyken infaklarda yana bir namuna. Müslümanlar ki günlerinde biri de 500 atını infak kıldı. 500 de sarı atını. Şu derste, tercümesinde hut düşünüyor da beripti. Hazırki günümüzdeki 500 de Mercedes bilen bara olarak. Sredni 4000 alayım Mercedes'de. Sredni. Şimdi yaksı buladıyor musun 10 bindik sablayın. Yarım milyon dolar bol yaptı mı? Kana adamlar bu yana ki ne bunlar? Kana adamlar bu yana ki. Eski balonu çıkarıp koyadı. Tora balonu da almıştırdı. Bu ayakamız eskisini topu vermeydi. Manukoy vardı mıydı? Ap koyadı. Ana şu kıyken infaklardan bittiyse de bir yarım minte tüyanı Allah diyordu infak kıldı. Bir günü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem koşununu sefer gece yönetmek için olup sahabalar ki şu Müslüman koşununu kurallandırışlıkla infak kılıçlığını soradılar. Şunda birincilerden olup Abdurrahman İbn Avf koşuldu. Üyüge gitti de tez de katip gelip ya Resulullah dedi malaminden dedi. Ömer ibn Hattab gelip ya Resulullah dedi. Abdurrahman'ın kıyken işi natoru da öyleyim ben. Demek ya, üyüge işi nasıl kaldırmayıp geldi pulunu dedi. Peygamberimiz Abdurrahman'dan sorardı, buranı nasıl kaldırdınız mı o da, ha dedi. Apke yanımdan yakışılarını kaldırdım dedi. Demek ne kaldırdınız, hança kaldırdınız dedi. Allah ve Resulü'nün razılığını kaldırdım büyüğümde ileride dedi. Ular kolu dedi pulu giden köre Allah da olanı kollaşı köpranışan adamlarıdır. Ölümüden aldın 50 bin dinarını Allah yolu da verdi. Ahl-ı Badr'dan kolgalarını her biri 400 dinardan berişini vasiyat kıldı. Yigimet edenini sağ ol. Boy badavlat buluşa karamazdan ungeyem ana şu dinardan tekken payıttı. Boy olmasa bolu oradı ama vasiyat. Berilsin Badr'da katlaşkanlar gel. Osman ibn Affan upolunu aldı da etti ki elbette Abdurrahman'ın malı toza pakizadır. Ondan her bir lukması ham afiyet ve barakadır dedi. Müslüman da halal topkan pulu şifa boladı ki Müslüman gibi adalar. Baraka boladı. O kişinin kılgen infak ihsanını köplügeden Medine ahli Abdurrahman İbni Avf'ın ailesi de bu işe aradı. Başka çakılıp etken de Medine ahli Abdurrahman İbni Avf'ın malıge şeriği de bu işe aradı. Üçten birini kazge verirdi pulunu, üçten birini adamlarda kazlarını uzarıdı, üçten birini karındaş miskinler yatakılarıdı. Tabuk gazatıda Abdurrahman İbn Avf ki Allah Teala şuna bir şerefini verdi. Branta sahabaya bunda şeref nasip kımayan. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'e imam bulup namaz okudu. Ana şu tabuk seferlerini biri de Bamdat namazını okuyduğun payette sahabalar Resulullah'ını kütüp duruştu, Resulullah'ını deregi bulurmadı. Namaz vakti ötüp geti yaptı, Resulullah yok. Şunları ne kılamız? Resulullah'ını kütemiz mi? Ya ki okuramız mı? Okura diyen buluştu. İmamlıkka Abdurrahman İbni Avf raziyallahu anh'ını ötküzüştü. Birinci raketini tüketip ikinci raketini tüketenlere de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelip koşuldular. Ve Abdurrahman İbni Avf'ke sarvarı kainat sallallahu aleyhi ve sellem'ki imam buluşuk baktı nasip kıldı. Salam verip durup sahabalı karışken de Resulullah namazda ikinci raketini tüketiyordu kendine.
Ve cüdeyen bir nakul-i ahval geçişti. Endi nima bo'ldi? Rasulullah ki imam deyip koyup biz de yanada peygamberimiz doğru kıldılar, doğru kıldılar. Peygamberlerde kütkenden göre namazlı vakti okuşluk afzalı kendiler. Ve bu kıyametin alamatlardan bittesiydi. Sıladı içilerden bittiler. Peygamber'e ki imam bulma günü için kıyamet hain bu midde kendiler. Kıyametin kişkin alamatlardan idi. Abdurrahman İbni Avf'ın nima yığılatar idi? Küllerini burada Abdurrahman İbni Avf roza tuttu. İftarlıkki avukat hap gelindi. Cüneyen bir tansık tamamlardan idi. Avukat ki közü düşüp yığıladı. Nima yığılıyapsız? O kişi cevap verdi. Uhud günü de Mus'ab ibn Umayr şahit bo'lgan edi. U mendan ko'ra yaxshiroq edi. Kafanlagani mato topmaganmiz. Ana shu burdasi, ya'ni kiyimini o'ziga kafanlab, boshini yopsak oyoq ochilib qolar edi. Oyog'ini yopsak bosh ochilib qolar edi. Shu kuni Hamza shahid bo'ldi. U mendan ko'ra yaxshiroq inson edi. Unga ham kafanlik topolmasdan burdasiga o'rab ko'mdik. So'ngra bizga dunyo ochildi. Undan bizga berilganicha berildi. Qilgan amallarimizning mukofoti shu dunyoni o'zida berib qo'yilmadimikin deb qayg'uga botar edi, g'amga kirar edi, yig'lar edi. O'tib ketganlardan ko'ra o'zini martabasini pastroq sanab, dunyoni kelganligini mukofot bo'lib qolmayaptimikin deb g'am bilan, xavotir bilan o'tkazgan kishi. Shuning uchun musulmon odamni qulayliklari hayotidagi maishati huzur halovat ko'payib ketsa, ozgina xavotirga kirishligi kerak. Ama kifoyali hayotida o'tyapti mukini, demek yaxshilik ekan. Abdurrahmon ibn Avf kunlarni birida u kishining uyida sahobalar to'planishdi. Ularni oldiga ovqat qo'yilmasdan avval Abdurrahmon ibn Avf yana yig'lab yubordi. Nima yig'laysiz deganida Abul Qosim Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamning oilasi arpa noniga qorni to'ymasdan Rasululloh vafot etib ketdi. Bu mavqiflardan birodarlar qanday xulosa olamiz? U kishi aytar edi. Dunyoyimi ko'pligidan qiyomat kunida sahobalardan, ashoblarimdan ajralib, uzilib qolishdan qo'rqaman der edi. Chunki dunyosi ozlar hisob kitobni shar-shar qilib jannatga kirib ketib qolsa, hisob kitobi og'irligidan o'rtamiz ajralib qolishdan qo'rqaman der edi. Qarang, shuncha infoq insonni qilib turib, islomga birinchilardan kirgan bo'lib turib jannatiyligini xabarni eshitgan bo'lib turib, mana shunday bir xavotir bilan yashar edi. Endi bizga Alloh rahmi kelsin birodarlar. Endi bizni davrimizdagi davlati sig'mayotgan akalarimiz nima bilan ovora ular? Ularda mana shunday g'am tashvish bormi? Ha, albatta ular bildirmasdan qiladi. Biz shunday deb gumon qilamiz. Bildirib qilayotganidan bildirmay qilayotgani ko'p. Lekin bilsinki, o'tkizayotgani o'tkizmasdan jamg'arib qo'yganidan oz. Alloh taolaning sinovidan chiroyli o'tishlikni hammamiz Alloh taolaning nasib etgan bo'lsin. Abdurrahmon ibn Avf hijriy 31 yoki 32 yilda Madinada vafot etdi. Bu paytga kelib bu kishining yoshi 75 ga yetgan edi. U kishining janozasini Zinnurayn Usmon ibn Affon roziyallohu anhu o'qidilar. Sa'd ibn Abi Vaqqos boshliq musulmonlar u kishini so'nggi manziliga kuzatib qo'yishdi. Bu ulug' sahoba Madinai Munavvaradagi Baqiy qabristoniga dafn qilindi. Hazrat Ali aytadi: "Sen bu ummatning ulug'laridan eding. Alloh rahmatiga olsin. Alloh rozi bo'lsin." Mana birodarlar, Abdurrahmon ibn Avf roziyallohu anhu hayotini Alloh qodir qilgancha o'qib o'rgandik. Xulosa, har safar aytganimizdek, siz bilan bizni jamiyatda tutgan mavqeyimiz qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Boyimizmi, kambag'almizmi? Yoshimizmi, qarimizmi? Kuchlimizmi, kuchsizmi? Albatta, sahobalardan qaysinisidir siz bilan bizga ibrat bo'lishga yaraydi. Ashabi kan nujum bi ayhi biqtadaytum ihtadaytum. Meni sahobalarim go'yo osmonda yulduzga o'xshashadi. Qaysisini etagini ushlasanglar, albatta to'g'ri yo'lga yurasizlar. Alloh subhanahu va taolo garchi amallarimiz ularga yetmasa ham, garchi nuqsonlarimiz, xatolarimiz ko'p bo'lsa ham, ularga bo'lgan muhabbatimiz tufayli Rasulullohning suhbatida ular bilan birga o'tishni hammamizga nasib etgan bo'lsin. Aqulu qawli hada va astag'firulloh li va lakum. Assalomu alaykum va rahmatulloh.